Selam millet ve evet sonunda fullenlere devam ediyoruz. Gerçekten çok uzun bir süre geçmişti. Yani ben diyeyim 2 ay siz deyin 3 ay yani bayağıdır fullen yapmıyordum. Tekrardan başlamaya karar verdim. Sizlerden de bayağı bir istek geldi. Zaten aklımdaydı istiyordum ama gerçekten arkadaşlar 6 tane videoyu birleştirmek, seslendirmek o kadar çok vaktini alıp ve uğraş verici bir şey ki. Yani sürekli üşeniyordum. Zaten fazla vaktim olmuyordu ama bu sefer cumartesi gününün yarısından fazlasını sizler için ayırdım. Şu anda cumartesi akşamı saat 9'da bu videoyu seslendiriyorum dışarı çıkmak yerine. Neyse bu size borcum 3 aydır yapmıyordum. O yüzden hak ettim yani şu an dışarı çıkmamayı. FV4202'ye gidiyoruz. Seviye 6'dan başladık arkadaşlar. Cromwell tankıyla başladık. Cromwell tankıyla çok kısa bir şekilde bahsedeceğim. Çünkü vaktim yok. Her tanktan bir maç. FV4202'den 2 maç aldım. Cromwell bu seviyenin gerçekten çok çok iyi tanklarından bir tanesi. Belki de en iyilerinden bir tanesi diyebilirim. Seviye 6'da benim gerçekten favori tankım. Hız olarak hızınız çok iyi. Top alçalması iyi. DPM'i iyi. Yani şöyle söyleyeyim. Olması gereken tüm özellikler var bu tankta. Hiçbir şeyden kısmamışlar gerçekten. Ve oynarken siz de çok keyif alacaksınız. Neredeyse bir light tank kadar da hızınız var. Aklınızda olsun. Yani bir VK2801 benim favori tankım seviye 6'da biliyorsunuz. Ondan sonra kesinlikle Cromwell gelir. Hatta ikisini böyle karşılaştırırsam böyle bir arada kalırım. Bu arada baktım o taraf bayağı bir şey. Direkt gördüğünüz gibi topuk arkadan da yedim bir tane. Önümde de bir tane KV3 var. Bizim takım nerede acaba abi? Yani nereye gitsem karşıma tank çıkıyor. Yani şu atışı yemek uğruna mecbur gitmek durumundaydım orada. Bizim takım hakkında hiç fikrim yok. En sağdan gidip oradan snipe yapmaya çalışıyorlar muhtemelen. Bu tanka geldiğiniz zaman, Cromwell'e geldiğiniz zaman ve fulllediğiniz zaman, gerçi bu her tank için geçerli. Her tank önce fulllemeniz gerekiyor arkadaşlar. Fullleyene kadar birazcık sıkıntı yaşayacaksınız ama fullledikten sonra bu seride bir tank haricinde sıkıntı yaşamayacaksınız. Özellikle Cromwell'de hiçbir sıkıntı yaşamayacaksınız. Yani bir light tank gibi gezebilirsiniz. Rakibi sürekli rahatsız edebilirsiniz. Vurkaç yapabilirsiniz. DPM'iniz çok iyi. Bakıyoruz kağıt üzerinde 2000'lik bir DPM var. Bu T-85'ten de iyi. M4 Sherman'dan da iyi. VK2801'den de iyi. 8 derecelik top alçalışımız var. Zaten hareket kabiliyetine çok iyi dedik. Yani bu tankı oynadıktan sonra yeterli deneyimi aldıktan sonra arkadaşlar satmayın, hesabınızda bulunsun. Gördüğünüz gibi benim hesabımda hala var. Gerçi şu an kendi hesabımdan mı oynuyorum? Kendi hesabımda oynuyormuşum. Nikolos yazdı orada. Yani satmadım ben. Bu kamuflaj özel bir kamuflaj. Yani bu kamuflajla oynayamayacaksınız. Şu an Gold'la satılıyor mu satılmıyor mu bilmiyorum ama ben tankı zaten zamanında da sevdiğim için biraz param verdim, Gold mu verdim şimdi hatırlamıyorum. Bayağıdır var bu kamuflaj. Parasını verip aldım işte her neyse. Arada da hala girip keyifle oynuyorum. Cromwell sizin de çok hoşunuza gidecek. Yeni oynayan arkadaşlar için söylüyorum. Herhangi bir zırh yok bu tankta. Bu tankı bir light tank olarak kabul edin. Vurkaça özen gösterin. Yani taretten de olsa sektirme şansı yok bu tankın. Tarette hiçbir açı yok. Yani dümdüz bir taretiniz var. Çıktığınız anda yersiniz. Yani devam vakit dikkatli oynamanız gerekiyor. Bir light tank kıvamında oynayın. Rakibi rahatsız edin sürekli. Farklı yerlerden çıkın. Bakın ben mesela bu tankı ayrıca şey aldım, motor artırıcı aldım tamir yerine. Kullanabilirsiniz, size tavsiye ederim bu şekilde kullanmayı. Yani zaten çok hızlı bir tank, bir de ona bastığımı bulluğu gördüğünüz gibi her türlü yetişirsiniz. Cromwell bu şekilde zaten maçın da sonuna geldik. Şuna bir de bir çarpalım. 53 can olsun, kısa günün kârı. Helsing bırakmadı, son atışı yaptı. Takımım, o ne yaptınız abi siz, neredeydiniz bütün maç bilmiyorum ama neyse maçı aldık en azından. 2278 hasarla bir almışız. Güzel bir hasar çıkardık. Ve ikinci tankımıza seviye 7'deki tankımıza Comet'e geldik. Şimdi Cromwell'e güzel dedim. Aslında böyle Cromwell'i biraz da aşağıda tutmam lazımdı. Çünkü seviye 7'de Cromwell'den çok daha iyisi karşınıza çıkacak. Yani gerçekten çok daha iyisi arkadaşlar. Bu seviye 7'nin en iyi tanklarından bir tanesi. Yani şimdi premiumlara hesabı katmazsak en iyi tanka. Premiumlar hesaba katarsak medium olarak ne var abi? Helsing var. Şey, Helsing demişim. Dracula var. Ama ben bu tankı Dracula'yı tercih ederim. Dracula farklı bir keyfi var. Ama genel istatistik bakımından, böyle genel tüm özellikler bakımından Comet daha iyi. Niye abi? Bu tankta inanılmaz bir DPM var. 2849'luk seviye 7'nin medium tanklar arasındaki en yüksek DPM'ine sahip tank. Ayrıyeten bu tankla sektirebiliyorsunuz arkadaşlar. Niye? Aslında tarette bir zırh yok ama gam magneti birazcık büyük olduğu için özellikle kendi seviyesindeki maçlarda oldukça güzel sektirebilirsiniz. Ayrıca gördüğünüz gibi öküz gibi eğiyorum kafamı. 12 derecelik bir top alçalışı var. 12 yazmış şey ama Blisters o kadar yüksek değildi sanki, yani 10 diye hatırlıyorum. Neyse 12 demişse belki 12'dir. Bayağı bir eğiliyor yani gördüğünüz gibi burada. Yani bu açıdan kolay kolay kimse eğmez. 12 olabilir arkadaşlar, doğru olabilir.
Bir anda 12 deyince fazla gibi hissettim ama aslında öyle muhtemelen. Ortaya bir Tiger 1 gelmiş gördüğünüz gibi. Hemen tarıyorum. 3.4 saniyelik doldurma süreniz var arkadaşlar. 3.4 saniyede 160 ortalama hasar yapıştırıyorsunuz. Yani 2849 ciddi bir DPM. Yani mesela aynı kelimeyi 2 defa söyledim. 5. defa söyleyeceğim şu anda. Mesela Panther 1'i oynayanlar varsa, bu Comet'te oynamayıp da Panther 1'i oynayanların dakika başına hasarı böyle çok hoşunuza gittiyse, bu tankın Panther 1'den daha yüksek bir dakika başına hasarı var. Panther 3.71'i doldururken bu tank 3.40'da dolduruyor. T-43'ten de daha iyi dakika başına hasarı var. Hatta bir tane premium tanka da katılalım. Woody'den de daha büyük bir DPM, daha fazla bir DPM var arkadaşlar. Hareket kabiliyeti Cromwell'den sonra birazcık kısmışlar. Muhtemelen bir sonraki seviyelere alışın diye arkadaşlar. Aslında Comet de oldukça hızlı bir tank. Hızlı bir şekilde adamları spotlayıp atış yapabilirsiniz. Ama Cromwell kadar değil. Bir tık daha burada azaltıyorlar ki Centurion 1'e alışın diye, ondan birazdan bahsedeceğim. Bu arada muhteşem takımı gördünüz arkadaşlar yine. Nerede öldükler hakkında hiçbir fikrim yok. Sürekli ölüyorlar ve sürekli karşıma yüksek canlı adamlar çıkıyor. Neyse, Rudy'yi aldık da arkadan muhtemelen gelen olacak. Comet'te biraz daha şey oynayabilirsiniz. Yani Cromwell kadar kaçak oynamanıza gerek yok. Özellikle top diğer çıktığınız zamanlarda, böyle hareketli olduğunuz zamanlarda veya top alçalışı, yani kafanızı kullanabileceğiniz pozisyonlarda biraz daha rahat oynama şeyi verir size Comet. Ya nasıl diyeyim, sektirme ihtimali var. Cromwell'e oranla bayağı bir yüksek bu ihtimal. Yani bu yüzden biraz daha baskın oynayabilirsiniz Comet'te maçlarda. Zaten baskın oynamasanız bile, bu arada bakın arkadaşlar, size şu adamı özellikle gösteriyorum. Şu Löw denen kazmayı özellikle gösteriyorum. Bütün maç ne yaptı acaba burada? Yani takım komple kazmaydı da Löw ayrı kazmaydı. Galiba bir tane Tiger 2'miz vardı, sıfır çeken. Onun haricinde birkaç tane tank vardı ama neyse, şu an maçtan bahsetmeyeceğim ama full line'dayız. Comet böyle bir tank. Zaten karşınıza bir adam alıp bir ona vurup o size bir vuracak, siz ona bir vuracaksınız. Böyle yaptığınız zaman bile 1200-1300 hasar yaparsınız bu tankla. Yani bu tankla hasar yapmama şansınız yok gibi bir şey. 3284 vurmuşuz. Seviye 8 bir maçta. Tiger'ımız 0 çekmiş. Löw'ümüz ne kadar vurmuş bilmiyorum. Neyse. Comet de hesabınıza tutmanız gereken, diğer tank araştırdıktan sonra kesinlikle hesabınıza bulunması gereken, sürekli oynayabileceğiniz bir tank. Evet, Centurion 1'e geldik arkadaşlar. Şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Bu serinin en zayıf halkası. Yani çok net bir şekilde söylüyorum bunu. Çünkü çok fazla belli ediyor kendini arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim bir kere. En büyük olay, mesela Cromwell'e gittik spot yaptık. Comet'le gittik spot yaptık. Atış yaptık. Bunu bu tankla yapamıyorsunuz. Niye? Çünkü ağır tank mısınız? Medium tank mısınız? Belli değil. Yavaş bir tank. Maksimumumuzu 40 kilometreydi galiba. Bakayım. Evet, 40 kilometre, bu 40'ı geçmiyor. Kesinlikle tıkanıyor orada. Oldukça büyük bir silüetiniz var. Bu medium tank için kesinlikle kötü bir şey. Daha önceki videolarımda da bahsetmiştim. Medium tank abi basık olacak. Medium tank küçük olacak. Şuna bakar mısın abi? Ağır tank gibi bir tank. Gitmiyor. Mesela ben buraya gittim. Ortaya spot yapmak için gidiyorum. Mesela çoktan şu adamları ben spotlamıştım. Şu an ben spotlayamadım. Atış yapmıştım belki oraya iki tane ama ben hala gidiyorum. Hala gidiyorum. Sonunda geldim de bir tane Leyla T-32 gördüm burada. Tek başına bu taraftan gelen. Şurada bir Löw var ama şu an kafamı onu çeviremeyeceğim. Çünkü T-32 buraya bakıyor. Tek başına gelmiş oradan. Şu an ona basabilecek durumda değilim. Tankta artı olarak bahsedeyim de, yani birkaç tane artısı var küçük de olsa, onlardan bahsedeyim. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar delişi. Tankın delişi oldukça güzel. Yani seviye 8'de bir tane medium tank 226 delişi var. Yani hiçbir şekilde gold atmanıza ihtiyaç duyacak bir top değil bu. Çatır çutur ayasaltları, mayasaltları hepsini delersiniz. Sıkıntı yaşamazsınız. Dakika başına hasarı iyi DPM'i. 2334'lük bir DPM var. Aslında bu tankın oynanabilir bir tank olması için bunun 2334 değil de, yani en az bir 2600-2700'lerde olması gerekiyor. Şimdi direkt karşıma çıktığı için söylüyorum. Bu tankla rahat bir şekilde hull'dan yapabilirsiniz. İkinci artısı da bu. Tankın gun magneti Comet'ten de büyük. Aslında zırhlı değil ama gun magnet büyük olduğu için teretten sektiriyor. Özellikle top diğer çıktığınız maçlarda, seviye 8 maçlarda kesinlikle teret oynayabilirsiniz arkadaşlar. Bu güveni size verecek bu tank. Bunun haricinde de başka bir bok yok. Sadece bu var. Sadece bu iki olay. Ortalama sana bakıyorsunuz 190. Seviye 8 bir tanksınız. 200 gibi tanksınız. Ama piu 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 190 vuruyorsunuz. Bu arada bu T-32 bot mu ne ya? Tipe bakar mısın? Oradan yukarı mı çıkmaya çalışıyor? Düz mü gitmeye çalışıyor?
Adam tam bir bot, bu yüzden ben Suizel'deki tercih ettim bunu. Suizel'deki de yalnız yardıra yardıra geliyor ya. Ağzımıza yüzümüze vuracak gibi geliyor. Henüz vurmadı bana. İnşallah bana vurmaz. Hala bana baktığı için ben çıktım burada. Adam benimle pek bir alakası yok. T-32 de ölmüş. Şu AMX geriye gelir mi? Bu tankla nasıl oynamanız gerekiyor? Bundan kısa bir şekilde bahsedeyim. Bu tankla ikinci safhada oynamanız gerekiyor. Abi gidin spot mupot yapmayın. En geride de oynamayın. Kesinlikle bunu söylemiyorum arkadaşlar. Bu tank spot yapabilecek bir hızı yok. Yani oraya gidersiniz. Gidene kadar adamlar gelmiş olur. Ağzınıza yüzünüze vururlar. Yani birçok haritada. Mesela Himmelsdorf'ta benim gittiğim bir nokta var ya spot yapmak için. Medium tarafında. Siz oraya gidene kadar spot yersiniz. Karşıdaki medium tank size yapıştırır bile. Yani bu yüzden çok büyük sıkıntı. Vur kaç yapın diyeceğim. Çıkacağınız 160 vuracaksınız, 170 vuracaksınız. Komik olacak ama yapmanız gereken bu arkadaşlar. İkinci safhada olacaksınız. Vur kaç yapacaksınız ve kilit noktayı söylüyorum şu an bu tankla. Kilit nokta. Abi canınızı koruyacaksınız. Bu tankın can puanı seviye 8'deki diğer mediumlara göre biraz daha yüksek. Ve canınızı koruduğunda en azından maçın sonuna kalan tankların can puanları az olacak. Veya az olmasa bile şu sağ alt taraftaki gördüğünüz hızlı doldurma var ya. Yani abi maçın başında 3-4 atış yapın. Yani bir 700-800 hasar yapın. Can puanınızı koruyun mutlaka. Daha sonra hızlı doldurmaya basıp vurabildiğiniz kadar vurun. Yani bu tankı yüksek damage'le biraz daha iyi bir win rate'le yapmanızın noktası bu. Bu kesinlikle maç çevirebilecek bir tank değil. Kesinlikle yani fark yaratabilecek bir tank değil. Yani bu tank da maça denk gelecek böyle. Canınızı koruyacaksınız. Azıcık cooldown yapabileceksiniz. Bundan sonra bir şeyler yapabilirsiniz gerçekten yani. Başka da bir yapabileceğiniz bir şey yok. Saltıya bak, sağ sol yapıyor. Oğlum ben 224 diyorum benim normal mermim. Sen amuda kalkıp hullan yapsan ben seni delerim. Şimdi geriye gidilmedim de vazgeçtim artık. Bayağı bir mesafe varmış. O yüzden ilerledim burada. Bir atış yaptım. Muhtemelen ikinci atış yaptıktan sonra da öleceğim. T-43'e de burada son atış yapıyorum. Ve löve beni garaja yollaması için ölüm tarafımı da verdim. Bu şekilde bu tank arkadaşlar. Kesinlikle zayıf bir tank, serinin en zayıf tanklarından bir tanesi. Dediğimi yaparsanız biraz daha yüksek demeçlere ulaşabilirsiniz bu tankla. Evet, Centurion 1'i de geçtikten sonra seviye 9'a geliyoruz. Centurion 7-1 oluyor bu sefer tankımız. Gördüğünüz gibi tank neredeyse ebat olarak, tip olarak şu arkasındaki halka haricinde Centurion 1'in birebir aynısı diyebiliriz. Birçok özelliği de Centurion 1'den hala aynı. Yani hareket kabiliyeti aynı. Bakayım kaçmış kağıt üzerinde. 40 mı bu da? Aynen bu da 40. Tamamen aynı hareket kabiliyetiniz var. Yani bu spot konusundaki söylediklerim tamamı bu tankla da geçerli. Taret bakımından da aynı. Yine sektirme potansiyeli var ama seviye 9'da daha ağır rakipler olduğu için seviye 8'deki kadar kolay olmayacak. Yani bir gidip objeyinizi öyle taret gösterdiğiniz zaman çatırt diyesin kafanıza. 700'ü vurur, aklınızda olsun. Ama bu tankta şöyle bir olay var. Asıl olayından önce şöyle bir olay var. Mesela Centurion 1 ile gidiyorsunuz. Bir pozisyon alıyorsunuz. Adama çıkıp vuruyorsunuz. Ne vuruyorsunuz? 160 vuruyorsunuz. 170 vuruyorsunuz. Ama bununla 350 vuruyorsunuz. Yani vurkaç olayında kesinlikle çok avantajlısınız bu sefer. Yani bir medium tank olarak çıkıp pat diye 350 vurmak güzel abi. Yani ağır tankların 400 vurduğu yerde sizin 350 vurmanız güzel bir olay. Bir de şöyle bir olay var. Asıl olay bu zaten. Sonunda hash mermiye sahip oluyorsunuz. Bu ne demektir arkadaşlar? Ağır tanklardan daha fazla vurma potansiyeliniz var. Mesela kağıt üzerinde bu tankın 2544'lük bir dakika başına hasarı var. Bu seviye 9'daki diğer 350 vuran mediumlar arasındaki en kötüsü. Ama ne yapıyorum ben mesela? Burada geliyorum. Hash mermiye tıklıyorum. Hash mermiye tıklayınca benim dakika başına hasarım 2544'ten 3200'e çıkıyor. Bu ciddi bir hasar arkadaşlar. Yani 440'lık bir ortalama hasarınız var. 450 olur, 460 da olur. Hatta 3. skilliniz, light tank skilliniz devreye girdiği zaman 550 dahi vurursunuz. 550. Yani özellikle seviye, zaten FV'de bunu göreceksiniz ama seviye 9'da görünce insan daha da bir keyif oluyor abi. Karşıda geliyor bir IS-8. IS-8 geliyor size 370-400 binlerle vuruyor işte. Sen çıkıyorsun 550 vuruyorsun. Yani Centurion 1'e göre çok daha iyi kesinlikle. Bunu söyleyebilirim. Bundaki tek kilit nokta, yani tek sebebi de daha doğrusu 160 yerine 350 vurmanız. Yani bu tankla çok daha yüksek damage'lere ulaşabilirsiniz. Hatta biraz daha garanti oynadığınız zaman, mesela bu maçta benim oynadığım gibi aslında birazcık sıkıcı bir maç. Biraz daha garanti oynadığınız gibi yani gerçekten yüksek damage'ler yapabilirsiniz. Mesela sallıyorum izleyen arkadaş, 55 winrate'li bir arkadaş. Bu tankla 2500-2600 winrate demişlerde oynayabilir.
Veya seviye 8'de adam ne yapmış? IS-8'i kasmış. Daha sonra bu tankı kasıyor. IS-8'de ne vurmuş? Hadi 1600 vurdu diyelim. Bu tankla gelip 2000 hasarda oynayabilir. Yani gerçekten kullanmayı biliyor, öğrendiğiniz zaman da biliyorsunuz değil mi? Öğrendiğiniz zaman bu tankın maç çevirme potansiyeli de yüksek. Sizin profilinizdeki damage oranı da çok yüksek. Nasıl diyeyim yani? Ortalama damage'inizi yükseltirsiniz. Tankla yapacağınız damage'i çok yükseltebilirsiniz. Özetle bu tank maç çevirebiliyor. Öyle söyleyeyim ben. Yani hiç mermiye geçirdiğiniz zaman kesinlikle maç çevirme potansiyeli yüksek bir tank. Benim hesabımda da mesela hala var. Yani çok sık oynamıyorum. Ne yalan söyleyeyim. Niye mesela? Ben abi daha hızlı tankları seviyorum. Centurion 7-1 de Centurion 1'in tıp atıp aynısı hız bakımından. Ama çıktı mı yapıştırıyor yani. Mesela birazdan şimdi göreceksiniz. Tiger 2'ye yapıştıracağım ben o işleri. Ama Centurion 1'deki bu işkence duygusundan kurtulacaksınız. En azından şu atışları yaptığınız zaman. Kaç vurdum orada göremedim şimdi. 400 küsür vurmuştum. Bu Tiger 2'de ayrı bir bot. Bakar mısın? Hiç umurunda değil. 400 küsür. Hemen de arkaya bakmasam şimdi ne vurduğumu göreceğim ama ben de böyle oynuyorum abi, işte alışkanlık. Yani sizin de böyle, herkesin böyle oynaması gerekiyor. Atışı yaptım, o anda direkt sağa sola bakarım ki sağımda solumda ne var. O bir atışı yiyip başka bir atış yemek istemediğim için. Ama şu an Ayas için mesela bana baktığını fark etmiyorum. Adam gördüğünüz gibi yapıştırdı oradan bana. Neyse, çok da önemli değil zaten. Maçın sonuna geldik. Can puanım da oldukça yüksek. Bu tankla canınızı korumanız oldukça önemli arkadaşlar. Yani aslında her tankla önemli ama Centurion bir de ayrı önemli. Çünkü yapabileceğiniz başka bir şey yok. Canınızı maçın sonuna kadar saklayacaksınız. Daha sonra DPM'i kullanıp ortalama hasarınızı yükselteceksiniz. Centurion 1 için konuşuyorum. Centurion 7-1'de biraz daha rahatsınız bu bakımdan. Çünkü damage'iniz bir anda 350'ye çıkıyor. Ne kadar hareket kabiliyetiniz olmasa da birazcık turret gun magnetiniz var. Bir tane sektirip bir tane gidip 350-500 artık ne kadar denk geliyorsa vurabilirsiniz. Burada niye hiç tercih etmedim bilmiyorum. Bir anda orada APC'ye denk geldi. Adam da 3'ünü de vurdu bana, helal olsun. O adam kaç tane mermisi var lan? 4.yi mi vurdu, ben mi yanlış gördüm? Allah Allah. Ha pardon, bu galiba 200 vuran 4 şarjörlü müydü, 250 vuran? Öyle bir topu vardı Behçet'in yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi Centurion 7-1'de bu şekilde geçtikten sonra asıl tankımız FV4202'ye geldik. Ben zaten yakın bir zamanda bu tankla ilgili video çekmiştim diye hatırlıyorum. Hatta değeri bilinmeyen hazineydi galiba şeyin başlığı, videonun başlığı. Gerçekten değeri bilinmiyor arkadaşlar. Yani herkese bakıyorsunuz, adam T-62A'ya gidiyor, ne bileyim OBJ-40'a gidiyor. Daha sonra ondan sonra diğer medium neye gideyim diyor, bakıyor zırhlı ELM var, ELM'e gidiyor. Daha sonra neye gidiyor? STV-1'e gidiyor abi, yakışıklı bu tank diyor, ben buna giderim diyor, STV-1'e gidiyor. Yani bu medium tank oynayanların, daha doğrusu alanların tercih ettikleri son sıralarda kalıyor FV4202. Yani ya son ya sondan bir önce. Bende de böyleydi. Bakın doğruya doğru ben de FV4202 zamanında almadım. Yani ben de gidiyordum. Mesela ilk gittim T-62A'yı aldım. Sonra 140'ı aldım. Yok, 140 yoktu lan o zamanlar. 140 sonradan geldi. T-62A'yı aldım, sonra galiba ELM aldım ben de. Aynen klasik zırhlı muhabbeti. Abi tank zırhlı, ben hem bittim hem zırhlı. ELM'e gideyim falan filan. Bir bok yemiyordum o zamanlar gerçi. Noob olduğum zamanlar. FV'de en son tercih ettiğim tanklardan bir tanesiydi. İşte başta bilemiyorsun. Bir de benim oynadığım zamanlarda doğrusu video çeken kimse de yoktu. Yani gösterebilecek Türk hiç yoktu. Yabancı da yani bir elin parmağını geçmezdi arkadaşlar. Gidip Japonları falan, Çinlileri falan izliyordum. O zamanlar iyi adamları vardı. O zamanlar hepsi bıraktı gerçi videoları ama. Onları izliyordum işte. Öyle öyle yavaş yavaş ben de öğrendim. Ta 2014 senesinden bahsediyorum. Şimdi iki maç aldım. O yüzden ilk maç birazcık özelliklerinden bahsedebilirim. Hemen FV4202'ye gidiyoruz. Karşılaştıracağım tankları arkadaşlar. Bakın mesela geldim 471'i vurdum burada. Ulan medium tankımla 471 vuruyorum, ne kadar güzel bir şey. Geldim demişim. O da beni denemedi, ben de onu denemedim. İlginç. 183. T-62A, 140 veya diğer tanklarla karşılaştırmayacağım. 350 vuran tanklarla karşılaştıracağım arkadaşlar. Bunlar ELM, Leopard 1, STV-1, M48 Patton. Teknoloji arasındaki tanklar. Premium'lardan bahsetmiyorum. Şimdi dakika başına hasar bakımından ikinci sırada, birinci sırada Leopard 1'imiz var. O daha çok bir light kıvamında olduğu için ikinci sırada dakika başına hasar bakımından. Delişimiz 255 ile en iyi delişi sahip Leopard 1 ile beraber. Niye aslında böyle bu? Çünkü bu tankı H mermi ile kullandığınız zaman, ulan gunner'ımı aldım, lanet olsun sana IS-8. Ama bu sefer deleceğim seni. Bu sefer deleceğim, böyle bile deleceğim. Neyden bahsediyordum ya?
eğer ki bu tanka heş mermiyle kullan, adam da her seferinde deldi, bir cümlemi devam ettirmedin. Ice'deki sırf belasın ya. Ya bir maç hiç denemem, ya karşı karşıya gelirim çatır çutur derler beni. Neyse, üçüncü defa cümleme giriş yapıyorum. Eğer ki heş mermiyi kullanacaksanız gold'unuz yok arkadaşlar, yani hit merminiz yok. Eğer ki hit mermiyi kullanacaksanız da heş merminiz yok. Size %100 bir şekilde söylüyorum. Bakın %99 değil, %100. Siktir edin abi hit mermiyi. Bu tankın en büyük olayı heş mermisi zaten. Yani bu yüzden kesinlikle hit olan topu tercih etmeyin. Buradan çıkılmıyormuş. Bunu da öğrenmiş olduk. Şimdi 3281'lik bir dakika başına hasarı var. Leopard 1'den sonra en iyisi. Ama ben ne yapıyorum? Klasik az önce Sentry'in 7-1'de yaptığım zaman hemen heş mermiyi bir tıklıyorum. Ve benim dakika başına hasarım bir anda 4124'e çıktı. Dipnot Leopard 1'in 3562. Yani abi gerçekten ciddi bir dakika başına hasarı var heş mermiyle ki. Abi birçok tankı da önden değil de yandan deli, seviye 10 için konuşuyorum. Seviye 9'da gördüğünüz gibi IS8 falan deliyorum zaten. Seviye 10'da da birçok tankı yandan delebiliyorsunuz. Zaten mediumsunuz siz. Böyle balagıta arada şans olacak yani. Karatın yanına attım ama denk gelmedi. İyi nişan aldığınız zamanlarda yandan, arkadan çatır çutur 450'leri, 500'leri vurursunuz arkadaşlar. Bakın 5K hasar vurdum. Zorlanmadım bir maçtı neredeyse. Şimdi ikinci maçta zorlanacağım. Ama FW4202'yi böyle bilmiyorum, bir önceki videomda bahsettim mi? Yani biraz daha oyun bilgisi gerektiriyor. Harita bilgisi gerektiriyor. Yani aslında az önce bahsediyordum ya, son tercih edilen bir tank. Aslında sonda değil de ilk başlarda tercih edilmemesi gerekiyor. Ortalarda almanız gerekiyor. Bir T-62A'yı aldınız. Tamam, eğerlemi de aldınız. Ama 3. tank için M48 yerine bu tankı tercih edin. Veya STB1 yerine bu tankı tercih edin. Çünkü bu tankın pozitif yönleri gerçekten çok daha fazla yüksek. Bu arada Centurion 7-1'de falan veya Centurion 1'de veya Comet'te veya Cromwell B'de veya serisindeki bütün tanklarda gövde zırhı yokken bu tankta var abi. Bakın bu tank gövdesinden sektirebilir. Bir garantisi yok yani, ciddi bir gövde zırhınız yok ama mediumlar karşısında özellikle gövdeden sektirir. Eğer ki kafanızı atmıyorlarsa kafadan sektirmesi biraz daha düşük bir ihtimal. Tabii sektireceğiniz durumlar olacak, tamamen kötü bir taretiniz yok. Ama böyle de gidip 400'ü vurabilirsiniz. Sektirdiğiniz durumlar oluyor. Sektireceğiniz durumlar. Ben bile mesela yeri geliyor FW4202 kafadan delemiyorum. Kafasında bazı noktalardan delinmiyor ama bu noktalar %20'ye falan tekabül ediyor. Ama gövreden gerçekten karşı taraftaki adam atmasını bilmiyorsa, ki zaten FW çok fazla karşılaşılan bir tank değil fazla tercih edilmediği için, gövre zırhından gerçekten sektirebiliyorsunuz. Şimdi başka bahsetmediğim bir özelliği var mı? Klasik zaten serideki bütün tanklarla olduğu gibi bu tankta da sizin bir güzel bir topu alçalmanız var. 10 derecelik bir topu alçalması var. Gerçekten iyi bir derece. Ulan son anda kaçtın Amustus. Maksimum, bakın şundan bahsetmedim. Şimdi Centurion 1 yavaş. Centurion 7-1 de yavaş. 40-40 gidiyor. Ama bu tank yavaş değil abi. Çok hızlı da değil. Ama olması gereken hız var, öyle söyleyeyim bu tankta. Olması gereken hız var. Şimdi oyunu eskiden oynayanlar bilir. Eskiler daha iyi bilir. Bu tank eskiden aynı Centurion'larda olduğu gibi 40 yapıyordu. Yani o zaman tercih edilmiyordu gerçekten. Ben bile tercih etmiyordum o zamanlarda. Abi seviye 10'daki bir medium tankın 40 yapması da gerçekten çok kötü. Daha sonra dediler bu tank zaten tercih edilmiyor. Zaten kötü bir tank. Biraz daha tercih edilebilir kılavunç tankı diyerekten 40'tan 50'yi çıkardılar. Şu an tam kararında oldu gerçekten. Hani bir 55-60 olsa tank OP'liğe kayar ki. Şu anki benim görüşüm zaten tank iyi bir tank gerçekten. Yani dengeliyle OP arasında bir şey. Ne OP ne dengeli. Yani eğer ki oynamayı bilen adam 10K 15K maç barajını geçmiş bir adam, bu tankla normal bir medium tankla yaptığından daha fazla hasar yapar. Ben öyleyim abi. Yani Leopard 1'den bile daha yüksek hasarla oynuyorum ben bu tankı. Niye abi? Delmesini bildiğiniz zamanlarda hash'lerle 450'leri, 455'leri vuruyorsunuz. Mesela kendi hesabımda 5 maç yaptım. Bakmışım 5 maçta ne kadar hasarla oynamışım. 3600 küsur hasarla oynamışım. Ki normalde de toplamda galiba 3100 ile oynuyordum bu tankı ki. İlk noobluk zamanlarımızı saymazsak ya 3200 falan yapabilecekmişim. Özetle arkadaşlar bu tank gerçekten değeri bilinmeyen bir tank. Ama başlarda tercih etmeyin. Biraz daha harita bilgisine sahip olun. Biraz daha tüm tankları nereden delebileceğinizi öğrenin. Daha sonra hiç düşünmeden yapıştırın abi, gidin bu seriye. Sadece seviye 8'e zorlanacaksınız. Onun için ne bileyim, bir serbest deneyim kullanın veya sertifikanızı kullanmadıysanız bu tankla da kullanabilirsiniz.
Veya dediğim gibi birazcık sabredeceksiniz. DPM'imizi, MP'imizi kullanacaksınız. Bahsettiğim şeylerden şeyleri kullanıp ilerleyeceksiniz. Bu arada niye kaçıyorum? Arkadan basıyorlar. Normalde o adamı alabilirim de, alabilirdim orada. Ama onu alırken de en azından banko bir iki atış yerdim. Bu yüzden ilerledim burada. Gittim IS-8'in kışına 69 mu vurdum? Rakamını bulmuşuz. Neyse burada 425'te 450 ile telafi ediyorum. Takımım yine Leyla gördüğünüz gibi. Şurada arkadan bir tane vurayım. Güzel abi. 429 da buna vurdum. Şu an döndüler bana. Çünkü geriye sadece ben kaldım. Ulan 100 küsür canlı hala oradan bana çıkıyor ne yemek. Neyse seninle uğraşmayacağım. Şu an daha fazla hasar yapma peşindeyim. Çünkü sana vursam 100 küsür vurup bir 6 saniye daha bekleyeceğim. Aslında burada iyi pozisyon alamadım arkadaşlar. İyi pozisyon alsam çok daha fazla vurabilirdim. Burada maalesef hem vuramadım hem de yedim. Gereksizdi aslında. Orada palet alıp adamın gelmesini de engelleyebilirdim. Burada bir atış daha yaptım. Adam da nasıl saldırıyor? Gel bakayım gel sana bir fake atayım da gal bakayım arkada. Ne oldu? Dönemiyor mu şimdi? Dönemiyor mu? 490'da vurdum burada artık. Güle güle güreşliyoruz ve full line'ında sonuna geliyoruz arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır. Devam edeceğim bu sefer. Yüksek ara vermeyeceğim kesinlikle söyleyeyim. En fazla 1 ya da 2 hafta ara olur. 5430 vurmuşuz. FV'nin keyfine vardık diyebilirim hep beraber. Şimdilik görüşmek üzere.